Instagram'ı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Merhabalar. Merhabalar YouTube. Emre abi, senin görüntü biraz şey, sıkıntı gibi sanki. Ütü. Yazlık perdedeyiz kardeşim, yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar görüyorsunuz. 28 haftadır burada canlı yayın yapıyoruz ve bunun takriben 23-24 haftası şu gördüğünüz arkamdaki yeşil perde, evimde, ofisimdeyim. Ama Doğaner gezmedik yer bırakmadı. Sürekli tatil beldelerinde, sürekli başka yerlerde. Bu konu hakkında söylemek istediğin bir şey var mı Emre abi? Ne önerirsin böyle gezerek çalışmak isteyenlere? Hadi biz yapamıyoruz, sen yapıyorsun. Ne önerirsin mesela? Yani insanın çalışma hayatının buna müsaade etmesi güzel bir şey. Değil mi? Peki bunu ne sağladı sende? Funnel kafası sağladı değil mi? Funnel kafası. Evet dostlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel kuruyoruz 28. canlı yayınına. Hoş geldiniz. Bugün 28. canlı yayınımız. Bir saniye Enes, bir bismillah hemen, ne yapıyoruz bugün? Biz halatır soralım bir, Emre abi nasıl, iyi mi? Biraz bir konuşalım, sohbet muhabbet edelim. Hemen oraya girdim. Zıplıyoruz. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Toplanıyoruz. Ses nasıl? Görüntü nasıl? Merhaba. Sıkılmıyor musunuz dostlar? 28 haftadır her pazartesi saat 21.00'da beni görmeye. Hadi Emre abi gül cemalini görmek isteyebilirsiniz belki ama. Kardeşim senin için katılıyorlarmış. Ben DM alıyorum. Sen için katılıyoruz yayına. Sen çok bir şey katmıyorsun yayına falan dediler bana. Yani Emre abi çok ses nasıl bu arada dostlar? Ses, görüntü. Ses. Görüntülerimiz nasıl? Ses nasıl? Bu Hasan, bu canlı yayın için bak. Melike, evet. Melike hocam Speaking Club'da da sen de aynı istikrarı gösteriyorsun. Melike hocam biz de yani şimdi 28 canlı yayın yapmışız ama Melike hocam da Speaking Club yapıyor. 28 hafta, o da 25 haftadır falan yapıyor olabilir. Melike hocam Hasan'ı Speaking Club'a, Hasan'ı hemen Speaking Club için bir şeye yer ayarlayabilir miyiz? Hemen dahil edebiliriz. Beni alırsanız oralar yıkılır. Oralar yıkılır. Evet. Hasan, evet, 13 kişi kullanıyoruz. Adana aksanlı bir İngilizcem var. Böyle hafif Pakistan'a doğru. Ama yine de anlaşılır yani. Derdimi anlatabilirim. Benim inşallah internetim sıkıntı olmaz ya. Biraz internet az çekiyor ama. Cep telefonu. Hasan bugün onu söyleyecektim bak. Bugün canlı yayına gelmeden önce hemen önce aklıma geldi. Hemen önce. Acaba bugün ne yapsak falan filan diye hemen önce aklıma geldi. Geçen hafta bir tane internet sitesini incelemiştik ya, o da zaten yayına girmeden 10-15 dakika önce aklıma gelmişti. Bu sefer muazzam bir funnel'ı inceleyeceğiz. Muazzam bir funnel'ı. Böyle ne kadar da çalışıyor bu funnel? 2,5-3 yıldır falan çalışıyor. Belki 2,5-3 yıldır aynı versiyonlar. Aynı versiyonlar. Russell Brunson'un kurduğu bir funnel. Hangisi? One Funnel Away Challenge. O zaman önce şeyi soralım. Şimdi geçen hafta vaka analizi yaptık. Bir sitenin nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Sizce, malumunuz interaktif yapıyoruz zaten. Söylemek istediğiniz bir konu var mı? Onun funnel'ını mı kuralım? Yoksa yine Emre abinin söylediği gibi aslında Russell Brunson zaten bu işlerin başı, temeli. Onun kurduğu sistemi burada hep beraber irdeleyelim. Biz kendi sistemlerimize nasıl entegre edebiliriz? Onu mu konuşalım? Yoksa sizin söylediğiniz sektörlerden birer funnel mı kuralım? Hadi bakalım. Chat'e yazın. Eğer yazmazsanız biz bu sefer vaka analizi yaparız. Onlar soruya cevap verirken hemen ben şöyle bir şey, ilk aklıma gelen şeyi anlatayım. Şimdi bizde sürekli bir şeyler denemeye çalışıyoruz. Kendi funnel'ımız olduğu için kendi funnel'ımızın içerisinde de denemeye çalışıyoruz. Şimdi burada
Funnel kurarken izlenilen bazı metodolojiler var. Biz hep değer merdivenini anlatırken şöyle bir şeyden bahsettik ya. Siz müşteriye ürün hizmet sunarken, burası işte değer ekseni, burası fiyat ekseni. Yollardan bir tanesi ne dedik? Şuraya ücretsiz, güzel, böyle ciddi bir fayda içeren bir değer koyup sonra basamakları sırayla yükseltiyor. Evet. Yükseltiyordunuz. İşte bu metodu şöyle değiştirenler var. 1 dolar dahi olsa, 1 TL, siz 5 TL deyin, ne derseniz deyin adına. Biz de buna benzer metodolojileri test edeceğiz. Şuraya çok cüzi fiyatlı bir şey koyup, ama sen buraya cüzi fiyatlı bir şey koyduğunda, bakın, ücretsizle bir bedel ödeyerek bir şeye sahip olmanın, bu 1 TL bile olsa hiç fark etmez, arasında ciddi fark var. Bunu zaman içerisinde kendiniz de deneyimleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Buraya çok cüzi ücretli bir şey koyup sonra o ilk alışverişi takiben müşteriyi daha yüksek fiyatlı başka tekliflere götürmek gibi bir strateji var. Amaçlar aslında aynı. Baştaki ücretsiz değer gibi burada da sen 1 TL, 5 TL, 10 TL, 30 TL, tamam mı? Böyle çok fazla düşünmeden, çok fazla kıyas etmeden satın alabileceğin bedelleri verdirip sana, tamam mı? Sana da Evet. onun üzerinde. Sen 30 TL'lik değer veriyorsun ama adam sana orada sunduğu şey 300 TL'lik belki, tamam mı? 500 TL'lik bir şey. Ama ne yapmış oluyorsun? Önemli bir şey. Kredi kartını ya da işte ne bileyim paranı o insan için güvenerek, ona güvenerek ona vermiş oluyorsun. Bu çok önemli bir Bayağı ayrıntı. bir ödeme yapmış oluyorsun. O zaman şimdi şöyle bir durum var Emre abi. Bunun bizim Türkiye'deki sistemde test edilmemesinin sebebi ne biliyor musun? Şimdi bunu zaten globalde yapıyorlar. Tekil mesela ücretsiz bile verse fiziki bir şey gönderiyor mesela Russell Brunson. İşte book funnel'larda da bunu görüyoruz zaten. Ne yapıyor? Free artı shipping diyor. Sen zaten ister bana öde, ister kargo firmasına öde. Neticesinde ne oldu? Benim şirketime, benim ürünüme bu parayı veriyorsun. Yani yine zaten ilk ödeme çıkmış oluyor. Şimdi senin bu söylediğinle birlikte aslında bizim yine ezbere iş yapmamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Biz mesela burada ne diyorduk? İşte free artı shipping Türkiye'de çok çalışmaz. Ama şimdi çalışmaz, tamam. Ezbere iş yapmayalım, ne yapalım? Biraz önce Emre abinin söylediği yine yapılabilir. Free artı shipping yapmazsın ama daha düşük bariyerde ücretsizin üstünde işte 5 lira 10 lira her neyse bir giriş ürünü koyup insanların cebinden senin için bir para çıkmasını sağlarsan sonraki basamaklara çıkması daha kolay olur. O yüzden zaten biz değer merdiveni yapıyoruz burada. Biraz konuya hızlı girdik de zaten şey de gelmedi Emre abi. Ne Dostlar gelmedi? biz böyle olmuyor bakın 28. Mesela konuyu diyoruz canlı yayınındayız. bak, mesela örnek vereyim. Hemen örnek veriyorum. Melike Yavuz hocam hala buradaysa lütfen bize bir işaret göndersin. Melike Yavuz hocam mesela diyelim ki İngilizce öğretmen değil mi? İngilizce ile speaking özelinde insanlara eğitim vermeye çalışıyor. Melike Yavuz hocam normal standart bir değer merdiveni de kurabilir. Şöyle bir şey de yapabilir. Şuraya bir speaking challenge yapar. Mesela örnek veriyorum. Bu speaking challenge'ın amacı ne olur? İnsanlara 21 günde, tamam mı, belirli bir konu üzerinde konuşabilecek seviyeye getirmek mesela, tamam mı? Bazı konular olur. Örnek veriyorum. Öyle bir metot ve öyle bir sıralama izler ki bu 21 günün sonunda insanlar Melike hocamdan değer almadığına dair herhangi bir kaygı duyamaz. Yani dış odaklı bir insan varsa onlar almadığını söyleyebilir ama %90 oranında diyelim. 21 günlük bir tane speech yaptım. Bunun ne için olduğunu bak hiçbir önemi yok. İster speaking, sen buna başka bir şey de. 21 günlük bir challenge yaptım ya da 30 günlük bir challenge yaptım. Buradaki de yine ezbere değil. Sen diyorsun ya, yine ezbere değil. 21 gün, 30 gün, 15 gün hiç önemli değil. Ama önemli olan ne? 7 gün fark etmez. İnsanı bir noktadan bir noktaya götürmek abi. A noktası. 90 günlük bile challenge'lar var. A Emre noktası. abi bunu şöyle anlatalım bak. Olayı şimdi neticesinde ilk defa izleyenler de biz olabilir. Önce bu değer merdiveni nedir? Ne işe yarar? Anlatalım. Sonra Melike Hoca'nın Speaking Club'la örneklendirerek yine bunu çıkarabiliriz. Tamam. Sonra da şeye Aynen. geçeriz. İzleyeceğimiz falan. Şimdi değer merdiveni şu. Biz müşterilerimizle yaptığımız eylem ne aslında? Biz onlara bir değer sunuyoruz. Onlar da bunun karşılığında bize hak ettiğimiz bedeli veriyorlar, değil mi?
Aslında yaptığımız ticaretin özünde yapılan şey bu. Fiziksel ya da dijital bir değeri onlara veriyorsun ve onlar da bunun karşılığında sana bir bedel ödüyor. Değer merdiveni senin müşterilerini basamak basamak tırmandırabileceğin ve ona her bir basamakta ilgili müşteriye ilgili değer sunabileceğim. Bu ne demek? Yani mesela sana ilk kez seninle ilk kez tanışan daha aranızda güven ilişkisi oluşmamış bir insan gelip sana 3.000 TL'lik bir ürün için para vermesi mümkün mü? Değil. Zaman içerisinde senin bir marka olman lazım falan da filan da çok uzun soluklar. Değer merdiveni sana ne imkanı sağlıyor? Diyor ki kardeşim seninle ilk defa tanışan bir insan dahi olsa bununla aranda bir güven ilişki oluşturman için sana bir metot öneriyorum diyor. İstersen önce ücretsizden ya da düşük fiyatlı ücretten başlat. Sonra bir sonraki yüksek fiyatlı ürününü hizmetini sun. Sonra bir sonraki yüksek fiyatlı ürününü hizmetini sun. Ama ne yapmış ol? İnsanlarla arandaki güveni tesis etmiş ol. Onlara bir ilk değeri sunmuş ve onlardan karşında bir bedel. Bu bedelin ilk etapta illa para olmasına gerek yok. Zaman da olabilir. Çünkü ne? Zaman da insanların sana karşı Şimdi verdiği. burada Emre abi diğer basamaklara geçmeden hemen iki örnek vereyim. Mesela güzel bir örneği Apple, değil mi? Şimdi Apple'ın iPhone kullanıyorsun, AirPods alacaksın ya da AirPods Pro alacaksın. Diğer ürünlerle ilgili fiyatlara bakıyorsun, kalitelere bakıyorsun. Ama öncesinde sen zaten yeniden bir çerçevelendiğin için yani gerek sen al, gerek alma. Çevrende Apple'a karşı bir değer merdiveni var zaten. Ne oluyor? Diyorsun ki Apple diyorsun ya. Veririm parayı diyorsun. Niye? O güven ilişkisini, o kalite ilişkisini seninle sağlamış. Sağladığı için aynen. Şimdi bir dakika. Burada şu devreye giriyor. Ya işte Apple diyorsunuz, Microsoft diyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Bunu biz nasıl uyanlayacağız? Şimdi bundan 1,5-2 sene önce bir restorana danışmanlık veriyordum. Hatırlıyorsun değil mi Emre abi? Oradaki Evet. değer merdiveni de biz yine aynı bu mantıkla inşa etmiştik. İlk başta çok uygun fiyatlı bir yemek sunduk veya yemeğin yanında içeceği ücretsiz sunduk. İnsanlara o güveni verdikten sonra ana teklifimiz olan o zaman ürünün ismi gemiydi. Böyle karışık ızgaraların olduğu, güzelce yoğun bir servisin olduğu ve bizim en top ürünümüzdü. Yüksek fiyatlı. Biz şimdi önce ne yaptık? Direkt bu ürünü göstermedik insanlara. Önce düşük bariyerden içeriye aldık. Sonra işte atıyorum yok Adana kebabıydı, yok efendim İskenderiydi vesaire. Bunlarla güvenleri tazelemeye devam ettik ve ondan sonra boom. En yüksek teklifimizi insanlara sunduk ve bunun artık müdavimi olmaya. Ama biz ilk başta bakın reklamlarda da funnel vardır. Sitede de funnel vardır. Zaten funnel kafası tüm hayatın içerisini kapsayan bir durum. Ne oldu? Biz ilk başta gemiyle yola çıksaydık değil mi Emre abi? Muhtemelen o fiyat bariyeri ondan sonra o güven ilişkisi hala oluşmadığı için biz o üründen verim alamayacaktık. Bakın Apple bunu yaptı. Biz ezbere iş yapmadık, kendimizi uyarladık. Şimdi Emre abi yine onu anlatıyor. Ezbere iş yapmıyoruz. Evet, devam edelim. Kesinlikle. Mesela Deniz abi, hoş geldin abi. Burada Hoş da geldin. mesela diyelim ki biz insanlar artık kesinlikle sonuç odaklı yani yaşıyor. Bu böyle artık demeyeyim de hep öyleydi zaten ama insanlar sonuç görmek istiyor. Bu doğası itibariyle. Bir eyleme emek verdiyse, bir şeye emek verse onun karşılığını almak istiyor. Bu açıdan sen bir insana o emeğin karşılığını en kolay nasıl gösterebilirsin? Onu A noktasına B noktasına taşıyarak. Challenge böyle bir şey aslında. Challenge desem buna mini eğitimde yani yine ezbere konuşmayalım. Buna mini eğitimde ne bileyim buna sunduğun bir PDF'in karşılığında insanların değer almasına ne dersen ne. Sen böyle bir yapı kurduğunda şu an challenge üzerinde konuştuğumuz için challenge diyorum. Böyle bir yapı kurdun sen insanlara ilk safhada bu kadar muazzam bir değer sunduğun zaman insanlar şunu düşünüyor. Ya bu insan bana bundan sonra acaba ne sunacak, ne verecek? İnsanın doğasında var çünkü. Şöyle düşünün. Size bir insanla karşılaşıyorsunuz ve size alanla alakalı ya da kendi uzmanlığıyla alakalı muazzam bir değer veriyor. Sonra da sizden bir şey işte bir bedel istiyor. Siz o bedeli veriyorsunuz ama karşında aldığın şey çok yüksek. Sen hep bir sonrakini düşünürsün. Dersin ki ya acaba bu adamda daha neler var? Daha neler öğrenebilirim ben bu insandan diye düşünürsün. İşte Hatta bu almazsan mahcup olacağın bir durum ortaya çıkıyor. aynen. İlk vakti o kadar değer verdiğin için bunu mesela Emre abiyle konuşurken söylemiştin ya Emre abi. Hani funnel aslında veya değer merdivenini işte bir kuru yemişçiye gittiğin zaman sana önden ne yapıyor? Al abi bir lokum diyor. Al bir Evet. leblebinin tadına bak. Al bir şunun tadına bak. Sen şimdi
bu tarz ürünlerin tadına baktığın zaman bir mahcubiyet oluşuyor. Hani bir şey almadan çıkmayayım. Ona dönüyor olay. Bir de o ürünler kaliteliyse, mesela leblebi kaliteliyse, kuru yemiş kaliteliyse, böyle aldım, o ne kadar lezzetliymiş dediğin anda zaten bilinçaltın diyor ki tamam, buradan alacağız biz. Bir şeyler alacağız buradan. Aynı Evet. şey yine burada geçerli. Aynen. Bu zaten ne? Cialdini'nin ikna ilkelerinde var. Karşılıklılık ilkesi. Yani ne? Sen kendini mahcup hissediyorsun. Bir karşılık vermek zorunda hissediyorsun. İnsani bir duygu olduğu için. Ve en nihayetinde bir sonraki basamağa gitmek istiyorsun. İşte Evet. biz de herhangi bir challenge tasarımı yaptığınız zaman bunu sağlamış oluyorsunuz. Ve bunu ücretsizden ziyade bir ücret alarak sağlamış oluyorsunuz. Bir bedel ödeterek sağlamış oluyorsunuz. Şu bir gerçek. Yani bu böyle yadsınamaz. Bir insanın bir şeye bedel ödemesiyle hiçbir şey ödememesi arasında fark var. Yani insandan insana değişse de yine de bedel ödediğin zaman ister Değer istemez. vermiyor. Emre abi, Aynen. bu şöyle de bir durum var. Atıyorum bir eğitim satıyorsun. Ürün de satıyorsan, ne satıyorsan sat fark etmez. Eğitim örneğini vereyim. Mesela bir eğitimim var. Atıyorum işte 20 saatlik bir eğitimim var. Şimdi sen bunu ücretsiz verirsen, ücretsiz verdiğin insanın başarılı olma ihtimali çok düşük. Ama onun için bedel ödemiş insanlar varsa, o zaman daha olayın rengi değişir. Mesela düşünsene, Devam etme. bu fiyatlar Devam bile değişir Emre abi. etme. Biz Aynen. mesela şu an seninle bak, biz sürekli eğitimler alıyoruz Emre abiyle. Şimdi 100 liraya aldığımız bir eğitime, eğitimdeki konsantrasyonumuzla 10 bin liraya aldığımız bir eğitimdeki konsantrasyonumuz aynı mı sence? Aynen. 10 bin lira verdikten sonra diyorsun ki ulan A desin, A'dan ne kapabilirim diye düşünüyorsun mesela. O yüzden her şeyde ücretsiz de olmaması lazım. Yani ben bunu da ücretsiz vereyim, bunu da ücretsiz vereyim derseniz alırlar. Ama bu sefer eğitimdeki şeyi, kaliteyi yakalayamazsınız. Göremezsiniz yani. Bu eğitimi alan insanlar nasıl bir yol izlediler, şu an ne konumdalar bilemezsiniz. Sadece bir bakmak olarak kullanmanız lazım. Evet, burada yapılacak olan ne? Sen challenge'dan sonra bu insanlara daha iyi bir noktaya taşıyacak başka bir eğitim. Sonra daha iyi bir noktaya taşıyacak başka bir eğitim. Sonra belki bir danışmanlık. Sonra varsa kullandıracağım bir app, uygulama vesaire. Mesela 21 gün speaking challenge yaptın. Ardından da konuşmanı ileri bir seviyeye getirmek için bir eğitim dedin offline. Sonra ardından da birebir ya da işte grup koçluğu gibi konuşma şeyi çalışmaları dedin. Sonra ardından da speaking'e devamlı çalışabilmen için bir app verdin mesela. Bak, sen ne yaptın? Bu insana değerlerini basamak basamak sundun ve en nihayetinde şurada senden tekrarlı bir ödeme alan, sürekli sana senin ona değer verdiğin ve onun da sana bunun karşılığında bir bedel ödediği müşteri grubu edinmiş oldun. Şunu da deneyebilirdin. Tamam mı? Şuradaki offline eğitimini doğrudan satmaya çalışabilirsin. Buradaki canlı eğitimini doğrudan satmaya çalışabilirsin. Bunları da yapabilirsin. Yapılamaz diye bir şey yok. Funnel hiçbir zaman ezbere değil. Ama buradaki amacımız ne? Müşteriye maksimum değer verirken biz de ne yapmış oluyoruz? İşletmemizin sürdürülebilirliğini arttırmış oluyoruz. Bir tane İngilizce hocası var. Sadece challenge satıyor. Bir tane İngilizce hocası var. Challenge sattıktan sonra onlara başka bir değer sunuyor. Elin Başka neler satıyor? Yani bir Lego. İlk başta Aynen. challenge olmaz. Yani denenmesi. Bak, test çok önemli. Biz ne diyoruz? Tekrar edelim Emre abi. Benim düşüncemin bir önemi yok. Emre abinin düşüncesinde bir önemi yok. Sizin düşüncenizin de bir önemi yok. Neyin önemi var? Datanın önemi var. Şimdi biz buraya challenge'ı koyarız. Challenge burada gitmezse funnel'ın en önemli özelliklerinden birisine Lego olması. Yani basamakları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu sefer challenge'ı başa koymayız da başka bir şeyi başa koyarız. İkinci adım challenge olur. Aa deriz, bak daha verimli oldu bu bizim için. O yüzden biz bir de her zaman ne diyoruz? Ticaret sonsuz bir oyun. Sonsuz bir oyunsa funnel'da sürekli değişmesi lazım. Sabit kalmaması lazım. Umut abi Evet. geldi. Hoş geldin abi. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde bir challenge funnel'ını inceleyeceğiz. Sonra bir sonraki step'ine bakacağız. Nasıl bir Tabii. şey yapmışlar, tamam mı? Nasıl kurgulanmış bir funnel. Sonra bunun üzerinden bakın şurada anlattığımız şey ne kadar evrensel şeyleri anlamamızı istiyoruz. 28 yayındır. O en başta tekrar ettiğimiz şeyler hep aynı. Ama şimdi gidin bir tane mesela atıyorum birinin sitesine girin. Uygulamamış hala bir sürü insan var. Bunlar aslında evrensel şeyler. Yani herkesin uygulaması, es geçmemesi gereken şey. Böyle bir şey de yok. Tekrardan altını çizelim. Şimdi bizim anlattığımız şeyler kültürden, kişilerden,
tamamen bağımsız, insanın olduğu her yerde geçerli olabilecek prensipleri anlatıyoruz. Tabii ki kültürümüze göre de funnel'ın kısımlarını, belli yerlerini ayarlamamız gerekiyor. O yüzden ben size tekrardan söylüyorum. İşte supplement funnel'ı, CD funnel'ı, böyle işte hani Amerikan kültüründe daha tüketilebilir olan işte yok free art shipping funnel'ı, bu tarz şeylerle gelmiyoruz. Biz tamamen zaten ilk canlı yayınımıza bakarsanız biz bunu kırmak adına düğün salonu funnel'ı kurduk. Tamamen bizim kültürümüzden olan düğün salonu funnel'ı kurduk. O yüzden şimdi bu vaka analizinde de yine biz hem kendi kültürümüz ama en önemli önceliğimiz de evrensel. İnsan olarak biz burada ne görmek istiyoruz? Zaten o evrensel kısmını yaparsanız size gelecek geri bildirimler sayesinde onu istediğiniz bölgeye böyle lokalize edebilip uygulayabilirsiniz zaten. Evet. Şimdi başlayalım. Bir, siz bunu şey yapabilirsiniz. Biz konuşurken acaba ben bunu kendi sektörüme nasıl düşünebilirim, nasıl uygulayabilirim? Buradaki yapıyı nasıl kendi siteme ne bileyim işte kendi müşterilerime uygulayabilirim vesaire gibi düşünebilirsiniz. Burada biz hep zaten burayı nasıl insani bir şekilde, insana hitap eden şekilde düzenlemişler ona bakacağız. Bakın zaten şu logo ve şu üst kısımları geçiyorum. Buralar şu an için bizim için faktör teşkil etmiyor. Başlık. Bakın girdiniz ve doğrudan sizin dikkatinizi çeken bir başlık var. Ne diyor başlık? Evet, aynen. Başlık ne diyor? Diyor ki %90 başaranların %90 ne diyor? İlk funnel'ını ayağa kaldırmasına, ilk funnel'ı kurmasından geliyor diyor başarı. İnsanların problemi neymiş? O ilk funnel'ı kurmaktaymış. O zaman ne yapalım? Sana adım adım bunu yapabilmen için yardım edelim. Bakın oran kullanmış, aslında insana hitap ediyor, tamam mı? Diyor ki kardeşim başaranların %90'ı ne yapıyor? İlk funnel'ını inşa ederek, ilk funnel'ıyla başarıyor. Sen de ne diyorsun burada? Ha, ben başaramadım. Neden? Çünkü ilk funnel'ımı kuramadım. Ve seni burada içine almış. Çok vereyim Emre abi. Burada her zaman %'yi kullanırken olumlu tarafını kullan. Bilinçaltımız diyor ki mesela burada evet. %90'ı başarılı oldu diyor ya. %10'u başarısız oldu sadece deseydi bilinçaltımız bizim direkt sanki o %10'un içerisine gireceğimizi düşünüyor. Bakın bu yanılgıya da düşmeyin. İşte eğitim alan veya ürünüm alan insanların sadece %10'u memnun değil derseniz insanlar diyecek ki ulan ya %10'dan içinde ben varsam. O yüzden 40 da olsa, 30 da olsa, 50 de olsa eğer başarı oranınız veya ürününüzün memnuniyet oranı fark etmez. Her zaman memnuniyetin oranını sisteminizde yer verin, orada kullanın. Olumsuz tarafı kullanmayın yani. Burada şöyle bir şey var. Sen eğer insanın pozitif algılaması yani daha olumlu düşünmesini istiyorsan buradaki oranı pozitif tarafta kullanırsın. Ama kayıptan kalkmasını istiyorsan yani kaybedeceği bir şey varsa bu sefer de negatifi gösterirsin. Yani tabii, mesela 5 tane stok kaldı. 6 tane stok kaldı. Katılmaya kalan son 2 kişi. İşte kontenjanın dolmasına kalan son 5 kişi. Bakın bunlar çok önemli detaylar. Ne o yapıyoruz? Aciliyet yaratmak. Bunu öyle aynen söyleyelim. O aciliyet yaratmak ama benim burada bahsettiğim tamamen insanlar teşvik etmek. Hayal işte. Hayal şöyle söyleyelim. Teşvik ederken olumlu kullanabilirsin ama kıtlık oluşturmak istiyorsan negatif kullanabilirsin. Şu kadar kaldı, bu kadar kaldı vesaire. Sonra ne yapmış? Bak. Gelmiş buraya. First thing you need, the second thing, the third thing. Pretend like these are humans because they... Emre sana... abi biliyor musun? Bir saniye. Şimdi bizim anlattığımız şeyin aynaları burada var. Bakın. Kanca yattı mı? Video veya görseli koydu. Tap diye. Hemen sağ tarafa da koymuş, gördün mü? Ne zaman başlayacak, ne olacak, ne bitecek. Şuradan hiçbir yere gitmesek, şuradan, değil mi? Bütün mesajı alıyoruz biz aslında. Bize her şeyi vermiş burada. Biz de kurduğumuz bütün funnel'larda bu ilk sistemde verebileceğimiz bütün bilgileri böyle yalın bir şekilde insanların kafasını karıştırmadan vermemiz gerekiyor. Bakın şimdi olaya, videoyu şimdi açmayacağım. Videoyu kendiniz de istiyorsanız onefollowway.com'a girip izleyin de. Bakın olaya bakın. Ne yazıyor? The life you want, the marriage you want, the family that you want is going to be filled by the business you build. İstediğin hayat, istediğin, arzuladığın evlilik, tamam mı? İstediğin aile neyle? Senin işini kurduğun işle beslenir diyor. Kurduğun işle beslenir. Adam öyle bir duyguya vurdu ki. Adam öyle bir duyguya vurdu ki. Funnel'ı şöyle kuruyoruz.
Fanalın Ha. teknik kısmı şöyle. Böyle. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Tam böyle duyuyor. Aynen. O kadar güzel hitap ediyor ki. Sonucu nasıl satmış bakın. Sonucu satmadaki muazzamlığa bakın. Hasan dediği gibi. Ne bileyim fanlı kurarken ya kardeşim şuraya işte önce webinar fanlı yapıyoruz sonra bir şey. Var mı öyle bir şey? Yok. İstediğin hayat, istediğin evlilik, istediğin aile ne diyor? Kurduğun işten beslenir diyor. Arayı anlatmış. Sonra burada ne alacağını bak zamanı belirtmiş. Geri sayım var. Bak. 13 gün 7 saat 32 dakika kalmış ve call to action. Ne diyorduk biz? Kardeşim ben ne alacağım buraya girdiğimde? Ne alacağım ben? Ne yapacaksın? Sen bana ne yardım edeceksin? Ne sonuç satacaksın? Sonucu sattı Tak. bize, evet. Koydu. Video benim gözümde görselleştir. Ne yaptığını görselleştir. Görselleştirdi. Nasıl bir değer sunuyorsun bana? Duygu. Duyguyu sattı. Call to action. Call to action'ı verdi. Bak evrensel olarak söylediğimiz her şeyi Bir kullandı. sayacı koydu. Bu da neticesinde bir kıtlıktır. Geriye doğru Acil bir ihtiyaç yarattı. aciliyeti yarattı. Okumadıysanız Şimdi kesinlikle pardon Emre abi, pardon. Diğer kısma geçmeden önce her zaman unuttuğumuz şey, şimdi unutmayacağım. Lütfen kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Bunu hep unutuyoruz. Bu sefer şimdiden hatırlatalım ki siz de abone olun, videoyu videoyu beğenin, beğenmeyen ilk fanını yorum yazın. Aynen. kuramaz. Evet. Şimdi bu ilk kısım zaten önemli kısımlardan bir Bu tanesi. arada Evren. sizlerin de bu konuyla alakalı sorularınız varsa, tespitleriniz varsa, ya bunu böyle yapmış da niye böyle yapmış gibi sorularınız varsa hemen chat kısmında sorabilirsiniz. İnteraktif bir yayın yapalım. Sonra bak ya bu zaten çok çalışılmış bir şey de biz sadece şimdi Freedom is just one funnel away. Diyor ki özgürlük bir funnel uzağında demiş. Sonra bak From Russell Brunson işte şuradan ve ne yapmış? Önemli bir detay. Kurumsal bir dille hitap etmeyecek. Bak birazdan göreceksiniz. Bu sayfaya gelen insanla bir tek bir kişi olarak zaten reklam metni böyle yazılır. Reklam metni karşı tarafta bir kişi, tek bir kişiyi düşünerek, hayal ederek yazarsın ve o aslında bütün insanlara, senin müşterine çoklanmış bir şekilde onlara hitap eder. Burada da yaptığı bu. Kurumsal bir dille yazmayacak ve direkt karşı tarafa hitap edecek. Bakın burada kelimelere Evet. falan Ben bakalım. diye konuşuyor zaten. Aynen. Burada kelimelere bakalım. Diyor ki What does one funnel away mean for you? Diyor ki bir funnel uzağında olmak senin için ne ifade ediyor? Herkes için farklıdır diyor. Bazıları için diyor nefret ettiğin bir iş. Bakın duyguya nasıl vuruyor. Ya da oradan işte uzaklaşmak. Nefret ettiğin bir iş var ve oradan uzaklaşmak istiyorsun diyor. Diğerleri için girişimcisin, kendi şirketini kurdun ama takıldın. Tamam mı? Sebebini de bilmiyorsun. Neden olduğunu bilmiyorsun. Diğerleri içinse diyor diğer bir kısmı içinde sen diyor bir fana bakıyorsun sana yardım etsin ve bir bak have more impact on the world. Dünyada bir etki oluştursun. Bir girişimcinin en büyük ideallerinden bir tanesi nedir? Abi ben bir etki oluşturmak istiyorum. Çevremde bir etki oluşturmak istiyorum. O kadar iyi girişimciyi tanıyor ki adam. Girişimciyi o kadar iyi tanıyor ki ClickFunnels, Russell Brunson ne dersik artık. Ne demiş? Bakın her şeye vurmuş. Girişimcinin ailesini, evliliğini, hayatını Görselde de anlatmış. detayı da kaçırmayalım. Oraya koyduğu kendi fotoğrafına bir bakın. Aynen öyle. Ya Selfie bakın şöyle bir şey diyor. fotoğrafı. Yani diyor ki Aynen. sizlerim ben diyor ya. Hani ben aranızdan bir insanım diyor yani. Kendi üstten bakış hiçbir şekilde yok. Ya bu fotoğraf belli ki işte iPhone'un ön kamerasıyla çekilmiş. Aynen. İnanılmaz detaylar. Bakın bunlar çok önemli detaylar. Sen buraya funnel abi dümdüz kurarsın funnel'ı ama şu detayların nasıl insanın altyapı bilinç altında etkilediğini, o insana nasıl Hasan dediği gibi ya ben de sizdenim mesajını verdiğine dikkat edin. Before I share with you my goal for this one funnel action for that message. Diyor ki sen de bu challenge'ın amacını paylaşmadan önce bazı sorular sormak istiyorum. Please check all of the questions where your answer is. Cevabın evetse Şimdi şey buraya yap diyor. gelmeden önce Emre abi şöyle bir şey söyleyelim. Cevabın evetse. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer bu itiraz karşılamada da böyledir. Satış yaparken de böyledir. Karşı tarafla konuşurken, anlatırken o veya bir şey sorarken biz her zaman ne diyoruz? Doğru soruları sormak önemli. Ve işin en kritik tarafı da sorduğunuz sorulara ne kadar fazla evet yanıtı alırsanız işin sonunda o ürünü satma ihtimaliniz çok daha yüksek olacaktır. Bakın unutmayın. Ne kadar fazla
evet cevabı aldırırsanız, verdirirseniz yani karşı taraf size sorduğunuz sorular evet cevabı verirse, işin sonunda ürününüz veya hizmetinizi alma noktasında da evet cevabı verecektir. Ve Russell da burada şu an onu yapıyor. Bize hepsini evet dedirecek. Emre abi biraz sonra okuyacak. Hepimiz evet diyeceğiz. Evet, 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 evet. Evet abi. Diyor ki işletmeni büyütmek istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Evet mi? Şirketin var. Evet. Başarılı olmak, yani başarılı olmak istediğin bir şirketin var ama bazı sebepler nedeniyle takıldın mı? Evet. Ya bu uzmanlara doğru şeyler. Bak şimdi. Sana diyor teklifinde, pazarlamanda, satışında ya da sorduğun herhangi bir soruda yardım edecek uzmanlara direkt ulaşmak istiyor musun? Evet. Diyor ki daha fazla insana ulaşmak ya da dünyada daha iyi bir etki oluşturmak istiyor musun? Yani bunu nasıl yapacağını, bunu nasıl yapacağın konusunda çabalıyor musun diyor daha doğrusu. İstiyorsun demiyor da çabalıyor musun? Böyle bir çaban var mı? Evet var. Evet, burada olduğuma göre var. Are you convinced that you need a funnel? Bir funnel'a ihtiyacın olduğuna iknasın ama hangi adımları atacağını net olarak bilmiyor musun? Tamam. Evet. Lan burada niye evet dedi diyor. One challenge eve direkt zaten adam almıyor. Yani bunlar biz şimdi arayıp girdik. Bu direkt insanların karşısına çıkan bir şey değil. Bu bilen evet, insanlar. Ilık kitleye, sıcak kitleye sunduğu bir funnel burası şu an. O yüzden böyle bir soru var. Diyor ki yeni funnel'ını kurmak üzere ve gerçekten başarılı olma, ciddi bir başarıya erişmesini istiyor musun diyor. Emin olmak, daha doğrusu erişeceğinden emin olmak istiyor musun? Bak. Muazzam ya. Şuradaki sorular zaten sana evet ya ben bunu istiyorum. Evet ya ben bunu istiyorum. Sonra da ne diyor? Eğer herhangi bir yukarıdaki kutucuklardan herhangi birini işaretlediysen seni One Funnel Away Challenge'a katılmaya ve Change Your Business Forever işini, iş modelini artık adına ne derseniz sonsuza dek değiştirmeye davet ediyorum. Tamam mı? Ve challenge sonra anlatmaya başlamış. Bakın şuraya kadar neye oynadı? Seni oyunun içine almaya oynadı. Ne sonuç sattı? Senin şurada ne sonuç sattığından bahsetti. Bunun neyi ifade ettiğinden bahsetti. Sorularla sana yes, evet, hayır cevabı verdirerek seni olayın içine aldı. Sonra da diyor ki geldik challenge'ın nasıl çalıştığını. Evet Batuhan. Bu arada dediğin doğru. Burada şu önemli. Bakın her zaman diyoruz. Sen müşterinin endişelerini, korkularını, şüphelerini boşta bırakma lüksüne sahip değilsin. Adam oraya geliyorsa onu orada cevaplayacaksın. Bir şekilde bulacaksın. İlk denemende bulamıyorsan başka bir denemende, ikinci denemende, üçüncü denemende bulacaksın ve müşterinin kafasındaki soru işaretlerini cevaplayacaksın. Aşağı doğru indiğimizde göreceksiniz. Bak challenge nasıl çalıştı diyor. Challenge senin katılmak sana $100 alıyor diyor. This covers your materials during the challenge. More info on this. Diyor ki bu sana challenge boyunca sunduğumuz materyaller diyor. Bak adam şunu yapmamış, tamam, fiyatı saklamamış. Doğrudan gösteriyor sana ve sonrasında da bu bedele neden değeceğini anlatacak sana. One Funnel Away Challenge'da hemen bir başka bilgi de verelim Emre abi. Fiyat saklamak evet. Da ayrı bir strateji. Şimdi burada açık oynamış ama saklananlar var. Two step order deniyor buna. İlk başta mesela fiyatı vermiyor sana. Sen şimdi ürüne o kadar ilgisin ki fiyatı da görmek istiyorsun. İlk sayfada mailini veriyorsun. Sonra fiyatı görüyorsun. Şimdi eğer orada almazsan sen zaten o kişiye telefonunu ya da mail adresini verdiğin için artık sana yeniden bir pazarlama yapabilecek. Seni daha yeniden çerçeveleyecek. Sen o funnel'a girip işte two step, ikinci step'e geçmeyene göre daha iyi bir kitle olduğun için olayı sana yoğunlaştıracak. Sana para harcayacak. Ama burada Russell direkt olayı veriyor. Ne yapmış? Diyor ki One Funnel Away Challenge'da biz diyor 30 gün için $1000 senden charge edebiliriz diyor yani. Bunun için $1000 isteyebiliriz diyor. Hatta belki $2000 ya da daha fazlası. Ama senin ödeyeceğin sadece $100 diyor. Sonra tak diye bak sosyal kanatı koymuş. Demiş ki Michel, I don't think I have ever invested $100 more. Daha etkin bir $100 harcadığımı, yani böyle $100 daha iyi bir yatırım yaptığımı hatırlamıyorum. Bakın öyle hani social proof koymak için değil.
konuyla alakalı, tam o altında üstünde söylediği şeyle alakalı bir social proof koyuyor. Ya demiş ki daha önce böyle bir yatırım yaptığınızda alakalı bir şey. Bakın, funnel'ı inşa ettikten sonra, ürününüzü üzmeye başladıktan sonra eğer bir social proof almak istiyorsanız funnel'ınıza göre de hareket edebilirsiniz. Biz ne diyoruz mesela? Burada kesin sormuştur. Değil mi Emre abi? Demiştir ki mesela $100 verdin de değdi mi? O soruyu sorduğu için bu cevabı almıştır Russell. Sorması alamaz. Siz de bu tarz şeyleri önceden kurgulayıp müşterilerinize bu tarz soruları sormanız her zaman faydalı olacaktır. Soruyu siz sorun, onlar cevaplasınlar. Boşta bırakmayın yani. Bana bir işte sosyal kanıt verir misin gibi yapmayın. Tamamen soru sorun. Benden işte, beni nereden duydun? Bu eğitimi aldın. Eğitim mesela ürün. Bu ürünü veya eğitimi aldın. Sana ne kazandırdı? İki. Üçüncü soru. Bu ürünü veya hizmeti başka birine tavsiye eder misin? Bu üçünü cevapladıktan sonra zaten funnel'ın her tarafında derya deniz kullanabilirsiniz. Evet. Diyor ki absolutely priceless. Paha biçilemez bir bilgi kazandım buradan diyor. Diyor ki keep your teachers and create more abundance for us. Diyor ki devam et, yani bize öğretmeye devam etmeni ve daha fazla bilgi bolluğu yaşatmanı diliyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler Hasan, teşekkürler. Sonra demiş ki $100. Tiny $100. Bak buradaki çerçevelerime çok dikkat edin. Tiny $100. Yani diyor $100. $100 yatırım karşılığında neleri alacaksın? Bak şurada gösterdiği şey ve başlamış anlatmaya. Bu bir metodolojidir bu arada. Bu yığın metodolojisini belki başka bir zaman böyle ayrıntılı şekilde anlatırız. Bir tane diyor ki, sayfası funnel'ı kurarız. Orada anlatırız. Önce zaten görselde aslında ciddi bir çeşitlilik yaparak insan niye görerek algılayan bir varlık. Görselde ciddi bir çeşitlilik yaparak görme duygusuyla fazlaca yapan, hayal eden bir varlık. Bu çeşitliliği yaparak sana gösteriyor. Bak kardeşim burada dolu dolu bir şeyler olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bilmem kaç tane. 16, 18 tane şey var. Sonra demiş ki sırayla. 30 days of video koy. Video şey. Danışmanlık ve Russell'dan sana görevler. Değeri $997. 30 day uygulama koçlarıyla, diğer uygulama koçlarıyla şey. Live coaching, canlı koçluk $997. Sonra one page digital for you. Her bir görev için tek sayfa bir şey workbook çalışmak. Burada ürünleri sıralamış. Burada ürünlerini sıralamış. Evet. Ve hepsinin ayrı ayrı değerlerini göstermiş bize. Sonra toplu bir fiyat vermiş. Yani bu ne demek? Bize aslında bu ürünlerin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Hani bu kadar değer var da biz sana bu kadar uyguna veriyoruz diyor. Bakın yine hala teknik bir şey yok. Yine duygudan, o alma isteğinden, sonra sunacağımız hizmetin yüksekliğinden bahsediyor hala. Burada bir de işte bonuslarda verdiğini söylüyor. Sana bonuslar. Niye? İnsan bonusu her zaman sever abi. İnsanoğlu bonus şeyle her zaman iyi diyor. If you want to get your step in your business, eğer funnel'ını canlıya almak istiyorsan ve modeline başlamak istiyorsan, sana verdiğimiz görev diyor. 30 Ağustos 23'te başlıyor. Challenge'ı kabul ediyor musun? Görevi kabul ediyor musun diyor. Şimdi katıl. Altında ne demiş? I want to get, evet ben, bak özelleştirme diyoruz ya, hep butonları özelleştirin. Ben günlük eğitimlere, live coaching'e, canlı koçluğa ve accountability dediği işte devam edip etme, devamlılık. Birinci günden 30 güne devam etmeye varım, hazırım, istiyorum diyorsun ve bu butona tıklıyorsun. Kararını vermeden önce daha fazla bilgiye mi ihtiyacım var? Bakın bu aslında hep şuradaki gidişata baktığın zaman hep insanın, evet geldim ben mesela, gördüm teklifi ama emin olamadım mesela. Buraya butona tıklamış da olabilirim ama yeterince karar vermemiş de olabilir. O zaman sana ne diyor bak? Karar veremedin mi? Karar yeterince şimdi bilgi sahibi. Şöyle bir şey de var abi. Şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Ya bu kadar uzatmaya ne gerek var? Bütün bilgileri verdi. Şimdi burada funnel'ı kurarken biz de öyle yapıyoruz. Russell da zaten öyle düşünmüş. Bütün itirazları bu sayfada karşılamak istiyor. Bakın bu çok önemli. Biz bir önceki canlı yayında da söylemiştik. Şöyle bir düşünce yok. İnsanlar girsinler, eğer kafalarına bir şey takılırsa bize işte canlı yayında şeyde canlı chat'te sorsunlar, ne bileyim mail atsınlar ya da WhatsApp'a yönlendirelim, WhatsApp'ta cevaplasınlar.
vesaire gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ama insanların yapacağı ilk eylem size soru sormak değil. Burada bir cevap bulamazlarsa direkt çıkıp gitmek olacak. Russell da bunu bildiği için zaten bütün itirazları karşılamaya çalışıyor. Daha fazla ne olabilir diye düşünüp hemen arka arkaya ekliyor ve funnel'ı bu şekilde tamamlamaya çalışıyor. O yüzden zaten her işte 2-3 step'te bir call to action, bir tane buton koyuyor. Sen artık hangi kısımda ikna olursan tıkla, oradan ürününü al diyor bize zaten. Evet. Daha fazla bilgiye ihtiyacın var karar vermek için. O zaman senin bu sana sunduğumuz muhteşem şeyleri, staff dokümanları diyelim, şey yapalım, detaylandıralım. İlk başta erişeceğin ne? One Funnel Average Challenge. One Funnel Average Challenge ne? Russell Brunson ve diğer danışmanlar tarafından senin kendi iş modeline uygun şekilde kişiselleştirebileceğin ve uygulayabileceğin bir funnel kurmanı sağlıyorlarmış. Birinci adım strateji, ikinci adım taktik, üçüncü adım uygulama. Bak artık şeklinde teknik kısımlara dokunmaya başladı. Bütün duygulara hitap etti. Sıra geldi teknik kısımda kafasına takılanlar varsa insanların, onları cevaplayayım diyor şu an. Diyor ki görevin. Challenge'ı kabul ettiğin zaman seçeceğin görev diyor. Eyleme geçmek ve sana verilen görevleri 30 gün boyunca her gün sana verilen görevleri tamamlamak. Diyor işte hazırlık safhası falan, bak buraya yine ne yapmış, sosyal kanıtı koymuş. Teşekkürler bu muazzam, muhteşem ya da ne bileyim işte ne diyenebilir. Eğitim diyor, gördün mü? O yukarıda eğitim içeriğinden bahsediyor. Burada eğitimin içeriğiyle alakalı yorum koyuyor. Yorum koyuyor, aynen öyle. Parayla ilgili konuşuyordu, parayla alakalı ilgili yorumu koydu mesela. Sonra mesela burada ne demiş bakın. It has made almost $1,000 in just a few days. Birkaç gün içerisinde bu funnel challenge sonrası birkaç gün içerisinde diyor $1,000 para kazandım. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sonra tekrar katılmak istediğini belirtmiş. Sonra bonuslardan bahsetmiş. Dijital bir e-book alıyorsun. Tamam mı? Bonusu anlatmış. Sonra bakın yine yorumlar. Yani gördüğünüz gibi bütün itirazları karşılamaya çalışıyor. Kafada bu ayrıntı yapmıyor. Bonus ayrıntılarına çok girmeyeceğim. Bonus 2 workbook'lar. Tamam mı? Hı-hı. Her bir workbook'lar var. Bunlar var ve bakın her bir bonusta da yorumları yerleştirmiş. Yorumları koymuş her bir bonusta. Şimdi biz bu yorumlarla alakalı demiştik ya Emir abi. Özelleştirilmiş yorumlar bizim için çok daha iyi. Oradaki konuyla alakalı. Burada da zaten anlattığı şeyle alakalı yorumlar almasının sebebi şu. Bizler kafamıza bir şey takıldığı zaman ne yapıyoruz? O konuyla alakalı başka problem yaşamış insanlar nasıl çözdü, ona bakıyoruz. Veya bu hobilerde de aynı şey geçerli. Bu bizim tamamen insani bir duygumuz. Yani ben şimdi funnel'la çok ilgiliyim. Emre abi de funnel'la çok ilgili ama biz hiç birbirimizi tanımıyoruz. Daha önce karşılaşmadık. Oldu ki bir yerde karşılaştık. Funnel dedi. Aa ben de funnel dedim. Şimdi yeni tanışan, aralarında bir işte benzer hobileri olmayan iki insanın tanısıyla benzer şeylere sahip iki insanın tanışması aynı olabilir mi? Hayır. Çok daha hızlı bir şekilde bağ kurup çok daha hızlı bir şekilde o ilişki artık neyse onu ilerletebilirsin. Burada da yine aynısını yapıyor. Senin itirazın paraysa parayla ilgili bu konuyu çözmüş işte $100 verdim ama neler neler kazandım diyor. Sen o insanla çok daha yakın bağlar kuruyorsun ve bu eğitimi almak için çok daha ikna olmuş oluyorsun zaten. Bir altında yatan sebeplerden birisi de budur. O işte ilgili yorumu koymasının. Siz de tamamen daha yakın bağ kurmak istiyor. Evet. Sonra diyor ki tüm bu bonuslar One Funnel Away Challenge'ın içerisinde, bonuslara hemen erişmek istiyorsan katıl diyor. Tamam mı? Tekrar call to action yapmış. Sonra bakın bonusları anlattı. Yani karar vermek için daha fazla bilgiye ihtiyacın var mı? Bunları hep düşünün bakın. Neden böyle yaptığına dair. Biz de size farklı bakış açılarını anlatıyoruz. Sizin görüşleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. One Funnel Away Challenge farklı. Neden? Neden farklı? Bilgi, uygulama ve devamlılığı sana bir arada sunuyor diyor. Bu sebeple farklı One Funnel Away Challenge diyor. Tamam mı? One Funnel, senin diyor aldığın diğer kurslara benzemez diyor. Tamam mı? Ne yapıyor? Doğru pazarlamayla bilgiyi, tamam mı? Uygulamayı ve mazeret kabul etmeden sana
istikrarı sunuyor. Ekip ne yapıyor? Seninle ilgileniyor. İnsan bunlar, bakın şurada söylediği şeyler, özellikle devamlılık mesela, insanların en çok sıkıntı yaşadığı şey. Challenge'ın hani güzelliklerinden bir tanesine bahsediyorduk ya. Challenge'da ne olur? Bir ekiple beraber hareket etmenin verdiği bir şeyle sen ne yaparsın? O işe devamlılığı sağlarsın. Bir çevre tasarımıyla işe devam etmeye çalışırsın. Bunu çok iyi bildiği için, insanın özünde devamlılık problemi olduğu için, hepimiz ne mesela spora başlamışızdır, yeterince sürdürememişizdir. Bir işe başlamışızdır, sürdüremem. 30 gün şunu yapacağım demişizdir, sürdürememişizdir. Bunu çok iyi bildiği için insanın böyle zaaflarına oynuyor diyebiliriz. Çoğunlukla bakın burada da ilginç bir şey var. Daha önce şundan bahsetmiştik. İnsanların korkularını giderirken onların başarısızlıklarına sebep olarak kendilerini göstermezsiniz. Çok önemli bir şey. Bakın tekrar ediyorum. İnsanların korkularını giderirken başarısızlıklarının sebebi olarak kendilerini göstermezsiniz. O yükü onların omuzlarından almanız lazım. O da diyor ki, Russell Brunson da diyor. Sen diyor bir problemin var ama diyor bu hiçbir zaman bilgi eksikliğiyle alakalı değil diyor. Bu uygulama eksikliğiyle alakalı diyor. Şunu demiyor. Kardeşim sen bilmiyorsun şunu. Bunu bilmiyorsun demiyor. Senin endişenin korkunu yüzüne vurmuyor. Senin omuzlarından o yükü alacak şekilde diyor ki problemin senin bilgi eksikliği değil diyor. Ve seni Uygulama. anladığını hissediyorsun burada. Mesela Evet. hemen ufakça bizim ülkemize yorumlayalım. Malum şu an işte ekonomi vesaire sıkıntıya gidiyor. Şimdi bu tarz sıkıntılar içerisinde işte senin bir girişim yapmaya çalışman çok zor. Seni bu konuda anlıyorum. Bak şimdi anlıyorum ya. Olay sende değil yani, anlatabildim mi? Anlıyorum. Ama işte bu tüm bu engellere rağmen nasıl bir çıkış yolu olduğunu buldum, uyguladım. Harekete geçtim ve işte şu an şu noktaya geldim. Sen de bunu yapabilirsin. Dersin korkuyu alıyorsun ve bir yandan da umuda döndürüyorsun. Ve bu insan bunu okurken diyor ki ya evet, ben bu ülkeden kaynaklı bir problem. Benden değil. Ama bak çözüm bulunmuş. Ben bu çözüme gideyim. Ama biz orada desek ki işte yatıyorsun, çalışmıyorsun, okumuyorsun, aksiyon almıyorsun. Şimdi bunları dediğin zaman bilinçaltı diyor ki o işte reklamda görse veya ne bileyim başka bir yerde görse hiçbir şekilde üzerine alınmıyor. Tamamen sana karşı negatif bir yeniden çerçeveleme yapmış oluyorsun. O yüzden Russell da burada onu yapıyor. Biz de funnel'larda onu yapıyoruz. İyi funnel'ların hepsinde zaten bu tarz şeyler var. Sizi anlayacak, yükü tamamen Emre abinin dediği gibi sizin üzerinizden alacak ve size umut olan tarafı, ışık olan tarafı gösterecek. Zaten tek çare biziz diyor burada. Bakın bütün funnel'da o. Senin işte bilgi eksikliğin yok, şu yok, uygulama, sürdürülebilirlik problemin var. E nerede bu sürdürülebilirliği nasıl çözeceksin? Benim challenge'ıma katılarak diyor zaten. Evet. Evet. Burada Blair Warren'ın sözünü tekrar hatırlatalım. İlk defa duyanlar varsa. İnsanlar ne diyor Blair Warren? Tek cümlede pazarlamayı özetliyor aslında. İnsanlar hayallerini teşvik edenler, başarısızlıklarını haklı çıkaranlar, korkularını giderenler, şüphelerini doğrulayanlar ve düşmanlarına taş atmalarına yardımcı olanlar için her şeyi yapacaktır. Bakın şu fanın içerisinde seni hayaline teşvik etti. Başarısızlıklarını haklı çıkardı. Korkularını giderdi. Şüphelerim var, onları doğruladı. Düşmanlara taş atma var, o da var. Diyor ki başka eğitimlere benzemez diyor. Başka eğitimlerdeki gibi değil diyor. Hepsini bir fanın içerisinde kullandı bak. Zaten tek cümlede pazarlama, o da sana tek sayfada pazarlama yapıyor. Sonra yine göstermiş yanı, bakın görselde önemli yani. Şu görsele baktığınız zaman ne kadar dolu bir şeyin içerisine gireceğinizi hissediyorsunuz. O hissi size veriyor. Sonra burada bir açıklama yapmış. Bu challenge herkes için değil. Burada da şöyle bir şey var. Bunu hep daha önce söylüyoruz. Funnel doğru insanları çekebilmek kadar yanlış insanları uzaklaştırabilmekle de alakalıdır. Yani siz funnel'da başarılı olmak istiyorsanız hem doğru insanları çekebilmelisiniz hem de yanlış insan dediğim daha doğrusu sizin hedef kitlenizde olmayan insanları da funnel'ınızdan uzaklaştırabilmelisiniz. Burada yapacağı bu. Ama Bu bak şöyle çalın. bir durum da var Emre abi. Bunu geldi en sonlara koydu. Bak bu Evet. burada olay aslında Russell'ın yaptığı bence birilerini itmek değil. Hala kafasında ulan bu eğitim bana göre mi? Ben bunu yapabilir miyim? Onu şimdi okumaya başlayınca göreceğiz. Buradaki yaptığı şey
sana göre olduğunu göstermeye çalışıyor aslında. Bu sayfaya kadar gelmişin, sana göre olduğunu göstermek istiyor. Senin yine içini rahatlatmak istiyor aslında. O yükü almak istiyor. Evet. Diyor ki eğer diyor bütün gün yani her gün challenge'ları izleyeceksin ve teşekkürler Russell. Çok güzel bilgilerdi. Mükemmel bilgilerdi bunlar. Ama herhangi bir şey uygulamayacaksan sana göre değil diyor. Çünkü ne Yani diyor bu böyle olduğu zaman işinde değişiklik yapamazsın diyor. Ama sen diyor arzuluyorsan kolları sıvayacaksın ve 30 gün boyunca çalışacaksın diyor. Sonra işte Russell Brunson'la senin doğru şekilde eğitmesini ve doğru yöne çekmesini istiyorsan, tamam mı? Koçların seni işte istikrarlı şekilde tutmasını ve görevleri tamamlatmasını istiyorsan bahanesiz bir şekilde, o zaman seni ne yapıyorum? One Fun Live'e challenge'a davet ediyorum diyor. Sonra tekrar what the catch olay ne demiş yani. Sonra onu anlatmış. Sonra tekrar davet etmiş. Artık sonra geldiğimiz burada durmuyor. biraz Hani durmuyor yani. aynen. Bütün çünkü Sonra elinde aynı zamanda muazzam da bir data olduğu için Russell'ın aynen. itirazları çok iyi biliyor. Ona gelecek. Ve bütün hepsini cevaplıyor. Koyduğu sıralama bile çok önemli. Neyi nereye koyduğu, nasıl koyduğu, ne anlatmak istediği. Evet. Zamanla alakalı vurgu yapmış. İnsanın en çok sorduğu şeylerden bir tanesidir. Acaba doğru zaman mı? Yani Garanti ben bunun içinde miydi altında mı Emre abi? Garanti gördüm ben orada da. var garanti de aşağıda. Doğru zaman şimdi mi diyor? O da Chinese proverb çok kullanılıyor bu zaten. Ha bak Ya şimdi bu yavaş. çok iyi, değil mi? Challenge bu. Ha, şimdi doğru zaman benim için. Şimdi mi katılsam? Bir sonraki challenge'a mı katılsam? Hani erteleme hastalığımız olduğu için bizim burada şu an ona vuracak. Niye şimdi doğru zaman onu anlatıyor. Peki diyor garanti var mı? İnsan garanti de sonra müşteri standart müşteri profili işte. Garanti, tabii ki diyor. Garanti ediyorum diyor. Şunu yaparsan bunu yaparsan falan filan ama hala verim almazsan diyor 30 gün içerisinde sana 100 doları tamamen iade ediyoruz diyor. Bu kadar basit diyor. Bu da Ama değişmiyor. sen çoğunlukla insan yani çoğunlukla katılanlar gibiysen diyor. Bu senin şeyini işletmeni kökten değiştirecektir diyor. Yani adam bu işe çok güvendiği için şöyle söyleyeyim. Ben zaten bu insanlara 30 gün içerisinde muazzam değer katacağım için böyle bir şey olmaz diyor. Zaten senden 30 gün içerisinde iyi değer alıp hala huyu kötü, davranışı kötü bir müşteri varsa abi hiç uğraşma 100 dolar, 300 TL, 500 TL, 700 TL iade et. Niye? Huyu kötü olan, davranışı şeyi iyi olmayan müşteriyi işletmenden uzak tut abi. Parayı iade et. O adamın parasından da senin ihtiyacın yok. Senin işletmenin de ihtiyacı yok. Bu da aklınızda bir yerde bulunsun. Yani iyi davranıyorsa bir müşteri tamam mı? İyi davranıyorsa onunla muhatap olunabilir, sürdürülebilir. İlişkiyi sürdürmek için şeyler yapılabilir. Ne bileyim tavizler verilebilir, ona değer sunulabilir vesaire. Ama müşteri kötü huyluysa ver parasını iade et. İşletmenden uzak tut yani. Sonra ne yapacağını diyor. İşte son kısımda onu bahsetmiş. Şurada bir şey var bir dakika onu şey yapalım diyor. Katıldığın zaman diyor 100 dolar vereceksin. Bak 550 sayfalık e-kitabı alacaksın. Şunları alacaksın, bunları alacaksın diyor. Sana danışmanlık vereceğiz diyor. Bunların hepsi çılgın değil mi diyor. Ama eğer verim almazsan da bize bir e-mail atacaksın ve 100 dolar sana geri vereceğiz. Adil değil mi diyor. Bu adil bir alışveriş. Değil mi diyor. Sana soru Evet. soruyor. Kardeşim Evet böyle böyle. dedirtiyor. Evet dedirtiyor şu an fanların içerisinde. Ne yapmış en son? Bu insan düşünün. Şimdi okuduk burada bir sürü içerik okuduk. Here's a recap of everything you will get free. Alacağın her şeyi tekrardan sana gösteriyorum. Bak özeti. Bunları alacaksın. Kabul ediyor musun? Sadece 10 dolara tak. Geldik artık ödeme kısmına. Bilgilerini giriyorsun. Sonra işte ikinci step'e geçiyorsun. Sonra Gördün mü? Russell da şey yapmış. Two step yapmış yani. İlk başta evet. bilgilerini gireceksin. Sonra ödeme sayfasını göreceksin. Yo öyle mi? Bilgilerini giriyorsun sonra ödeme bilgilerini. Yok, Aynen. girmeni istemiyor. Next tab'e basınca geçiyor. Şuraya da bak. Bunu da göstermiş olalım. Girdim bilgilerini sana. 37 dolara da ne yapmış? Bir order bump deniliyor bunun üstüne. Aklınızda olsun. Order bump. One time offer da deniyor. En sık İngilizce olarak yazdıkları şey. Ve bu şu teklifin ismi, bu şeyin ismi.
Bu tarz bir teklife order bump deniliyor. Yani Yani o one time olsun, tek bir teklif seferlik. yapıyorsun işte. Order Bump'taki olay ödeme sırasında tek seferlik bir teklif sunma. Aynen. Burada da işte sana demiş ki 37 dolara böyle bir şey alacaksın falan filan demiş. Mesela tıkladığın zaman bak tak ekliyor şeyin üstüne. 137 dolar. Şimdi bunun Ses. devamında da zaten upsell'ler, downsell'ler neler neler Aynen. arkasında. Vardır. En altta da artık burası niye ödeme ya. Ödeme kısmı olduğu için buraya da bir sürü Google'dan, Facebook'tan ondan sonra başka var mı bakayım. Evet, Google'dan, Facebook'tan alıntı yorumları koymuş. Yani diyor ki dolu doluyum ben. Ha şimdi şöyle bir şey de olabilir. Bir sürü yorum koydu. E bizde o kadar yorum yok. Koymazsın. Sen de Ya zaten koymazsın. emin ol bu funnel'ın ben Bu hatırlıyorum da bu funnel'ın zaten sıfırdan ilk hali böyle değil. başlayan bir insanın funnel'ı değil. Anlatabiliyor muyum? Bu sıfırdan başlayan bir insanın funnel'ı değil zaten. Sen sana göre olanını kullanacaksın burada. Bu kadar Evet. fazla da uzatmana da gerek yok sen funnel'ı. Biz sadece neyi, ne için, hangi mantıkta kullanmış onları size anlattık burada. Enes ikna olmuş. Başak Hoca ne diyor? Evet bu çok doğru. Herkes de eğitim danışmanlığı almamalı. Tamam. Eğitimci danışman da seçebilmeli. Evet. Seçmek için Ya tanıtım şey dedik ya orada. belirtilen kelimeler ve sunulduğu alan önemli. Bu neye Herkes ben için anlamadım. değildir falan filan. Ona istinaden diyor. Yani funnel'dan tutmalısın. İstemediğin Aynen öyle. insanlar uzak. Kesinlikle ilgi Evet. çekmeliyiz. Evet. Güzel bir vaka analizi yaptık. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıldı? Ya yapmayın mı diyorsunuz? Yeter 28 canlı yayın oldu. Bırakın artık mı diyorsunuz? Çok mu güzel geçti? Eklemek Bıktık. istediğiniz bir şey var mı? Evet, nasıldı? Hoşunuza gitti mi? Verimli oldu mu? Bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyor musunuz? Bu canlı yayından bir tek kelime tanesi dahi aldığınızı düşünüyor musunuz? 40 yıl kölemiz falan diye oraya bak. Bir kelime öğrettik mi size? Şey yazmayayım ben. Evet. Demek ki anlatmışız, öğretmişiz. Çok iyiydi Hasan hep yine. diyorsun, Bir an olumsuzu söylemeyin. Çok... Ben bir Olumsuzu söylemeyin, olumsuz söylemeyin. İkide bir diyorsun bunu ki bir daha fazla bir fişleyim diye yapıyorum. Onu da eminim. yapmayın diyorsun. Russell bu Evet. işi biliyor abi yazmış Batu. Adam çok güzel hazırlanmış. Evet. Adam tam bir roket. İyi gidir asıl. Umut abi öğrendim diyor. Güzel. Çok Ya güzel. da Umut O zaman abiye sorduk diye illa bari demiş, öğrendik diyeyim demiş. evet. Var mıdır sorular? Soru varsa soru alalım. Yine bir saat oldu. Bir saattir sizlerle birlikte güzel bir vaka analizi yaptık. Ne işe yarıyor? Nasıl kullanıyor? Hangi mantıkları izah etmişler? Evet. Tekrardan söylüyoruz. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz beğenin ki daha fazla bu faydalı olacak insanlar erişsin. Onlar da görsünler. Böyle daha fazla katılımcı olsun. Biz de güzel bir şekilde ilerleyelim. Hasan abi olumsuzlar yaparak olumlu yorumu çekiyor. Bunlar hep strateji değil. Strateji falan yok. Hasan Ama tabii ki de ben olabilir. soru sormak istiyorum. Sor. Bana mı soracaksın abi? Evet. Geliyor sor. İnternetim geldi mi sesim geliyor Evet, mu? geliyor şu an geliyor. Evet. Sor. Kardeşim her yayına nasıl böyle jilet gibi stilin mükemmele yakın şekilde katılabiliyorsun. Soruya cevap verir misin? Yani abi ben böyleyim zaten. O yüzden bilemedim. Ekstra bir çaba göstermiyorum. Hep Evin böyleyim. içinde hep böyle mi geziyor? Evin Aynen. içinde hep böyle mi geziyorsun? Aynen. İşim evimin içinde olduğu için ne yapıyorum? Genelde ev kıyafetlerimle olmuyorum. Çünkü o modumu düşürüyor benim.
Öyle daha ya hazır. Bırak ya. Niye beni ulan yanaklarım kızardı, utandırdın beni. Evet, hadi hızlı bir şekilde insanları evet, sorular yoksa bundan sonraki yayınlar benzer şekilde devam edecek mi? Düşünceleriniz nedir? Yücel, bundan sonraki yayınlar benzer şekilde derken yani genelde spontane hareket ediyoruz. Bir sonraki canlı yayında birileri çıkar şöyle bir funnel kuralım derse ve biz bu konuda hep beraber mutabık olursak onun funnelını kurarız. Yok ya, böyle vaka analizini aralarda, vaka analizi aralarda. Yani bu ikinci mi üçüncü mü ne vaka analizimiz? Onun dışındakilerin hepsi birer funnel. Üç hatta oldu ilerleyen bölümlerde size güzel bir çalışma da yapacağız. Yani başından sıfırdan başlayıp bir funnel'ı en son noktaya getirene kadar canlı yayında yapacağız. Bu belki 3 canlı yayın sürer, belki 5 canlı yayın sürer, artık ne kadar sürerse. Siz de sıfırdan tüm aşamaları göreceksiniz. Odak konusunda derken Batuhan? Abi ben anladım. Batuhan ya abi bak, sana çalışırken iki tane iyi odaklanabileceğin şey söyleyeyim. Bir, çalışırken odanın dışına koy. İki, geldi mi sesim? Emre abi dondu. Bir dedi, telefonu dışarıya mı koy dedin? Telefonu bir yanına alma mı dedin? Telefonu çalıştığın yerden kesinlikle yalnızsan eğer, telefonu kesinlikle çalıştığın odaya koy. Başka bir odaya koy. Telefona bakma ihtiyacın kalmasın. İki, Hasan Büyükbaş gibi bir ortak kur. Aynen. Ortam kurarsan rahat edersin. Telefon bizde yok. Ben buna şöyle geçtim. Şimdi ben söyleyeyim Batuhan. Emre abinin biraz kötü. Diyor ki bir, telefonunu uzak tut. Emre abi genelde telefonuna bakmaz ya da sessizdedir. Ben de şöyle bir çözüm buldum. Ben genelde böyle bildirimlere bakıyorum, tamam mı? Onu fark ettiğim için akıllı saat aldım kendime. Akıllı saatten sadece bildirim görüyorum ya. Şöyle bir bildirimi görüyorum, bitiyor. Başka telefonun işim yok. Bu şekilde ben de telefonu uzak tutuyorum. İkincisi de diyor ki Hasan gibi diyor, kendine bir ortam oluştur diyor. Mesela ben hep burada çalışıyorum. Bu kısım öyle tabii. Demedim. Hasan gibi kendine ortak bul dedim. Seni ortak. Ben ortam diyor sanki. Ben tamamen yanlış anladım ama ortam da önemli. Hani bir çalışma alanı benimsersen sürekli oraya kardeşim gidiyorsun. Senin aklın nerelerde? Ortam mı ortam? Mukabele sen de öylesin zaten. Aynen. Beraber çalışabileceğin, keyif alabileceğin bir insan olursa yanında evet. Birbirinizi Russell Brunson şöyle diyor abi. Ortak lazım mı diyor. Bak Russell Brunson şöyle diyor. Ortak diyor ki iki tip insan vardır diyor. Bir iyi başlatıcılar, bir de iyi bitiriciler. Diyor ki siz eğer iyi bir başlatıcıysanız iyi bir bitirici bulun. İyi bir bitiriciyseniz iyi bir başlatıcı bulun diyor. Tamam. Ben genel itibariyle iyi bir başlatıcıyım ama iyi bir bitirici değilim. İşte o noktayı da Hasan'la yapıyoruz yani. Abi öyle bir dedin ki o noktada da Hasan hani. Hasan da orada devreye giriyor der gibi konuşuyor. Oğlum bitirmek daha önemlidir yani. İlk başta, sana ilk başta. Güzel girdi sonunda. Ya eğleniyoruz yani. Biz keyif alıyoruz. Ama burada kritik nokta şu. Emre abinin dönüşüm hikayesinde de var podcastlerde. Benim dönüşüm hikayemde de anlattık. Biz Emre abiyle hani nasıl diyeyim, ikimiz de o enerjide olduğumuz için yani bir şeyler yapmak istiyoruz. Eğer bir şeyler yapmak isterseniz dostlar, bakın bu gerçekten yaşadığımız bir şeyde, bir şeyler yapmak isteyen insanlar karşınıza çıkıyor. Yani önce bir kendiniz başlayacaksınız. Ben de yalnız başladım. Emre abi de yalnız başladı. Birileriyle kendi enerjiniz, sinerjiniz tuttuğu zaman ondan sonra ortak olabilirsiniz. Devam edebilirsiniz yani. Kardeşim bir Hasan Bölükbaş bulamazsın da yani, bulursun birilerini, ortak bulabilirsin yani. Sen bugün beni iyi övdün. Yayından sonra para istenecekmiş gibi geliyor. Yayından sonra gömeceğim seni. Evet hadi hızlıca. Evet. Rica ederiz. Hızlıca hemen size genel bilgilerimizi verelim. 28 günde dönüşümünü başlat. Biliyorsunuz dönüşümünü başlat. 2 ayda 100 bin liralık ciroya ulaştı sıfırdan. Onunla ilgili zaten ayrı bir programımız var. Peki 28 günde bu dönüşümünü başlatmak ne demek? Üretkenlik, para kariyer, aşk ilişkiler ve mutluluk konularında, bunlar zaten evrensel konular. Bunlara hakim olursanız işte iş olsun, başka bir şey olsun, bütün bizim anlattığımız saç ayaklarını çok daha efektif kullanırsınız ve kaldıraç etkisi maksimum seviyede olur. O yüzden dönüşümünübaşlat.com adresine gidin. 28 günde kendi dönüşümünüzü başlatın. Diyorum. Biliyoruz tabii evet. Ki.
Sıradaki nerede? Belli. Geldi. Funnel Kafası yarın 31. bölüm yayınlanacak. Funnel Kafası podcast serisinin. Eğer hala dinlemediyseniz dinleyin dostlar. Yani bunu biz yapıyoruz diye söylemiyoruz. Tamamen tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı, uyguladıklarımızı ve biz de fayda oluşturmuş, kaldıraç etkisi yaratmış şeyleri size anlatıyoruz. Ve tüm çıplaklığıyla, tüm açıklığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Ve yarın dediğim gibi 31. bölüm yayınlanacak. Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Google'a Funnel Kafası yazmanız. Direkt çıkıyor zaten. Keza Funnel Kafası bülteninde bülten.funnelkafası.com. Orada da haftada bir size yine o hafta uyguladığımız şeyler veya daha öncesinde yaşadığımız şeyleri yine sonuçtan ziyade o süreçte neler yaşadık, siz bu süreçleri kendi işlerinize nasıl uygulayabilirsiniz, onları attığımız bir mail serimiz var. Buraya da kayıt olabilirsiniz diyorum. Dönüşümünü başlatın. Arka planı biraz önce söyledim. Süper Peer'dan Emre Doğaner, aynen burada yazdığı gibi ulaşabilirsiniz. Emre abinin Instagram profilinde de var zaten. Orada da tamamen sıfırdan 2 ayda YouTube'ine nasıl ulaştırdık? Ayda bir canlı yayın, haftada bir de size süreçle alakalı mail atıyoruz. Ve 2 canlı yayın yaptık değil mi Emre abi? Muazzam keyifliydi. Gerçekten tüm açıklığıyla anlatıyoruz. Sıfırdan nasıl başladık? Teknik kısımları neler bu işin? Ondan sonra zihin yapımız nasıldı bu işe başlarken? Nasıl delege ettik vesaire diye tüm basamakları size adım adım anlatıyoruz. Diyorum. Ondan sonra eğer beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız orada da çok güzel değerler üretiyorum bu arada. Bir kontrol edersiniz. Hasan2N ile bölüp bolup bas Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Emre abininki de ED Doganer. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan, özellikle Twitter'dan Emre abiyi takip edin. Kendisi Twitter aleminde popüler ve güzel bilgiseller yayınlıyor. Size de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O zaman 1 saat 7 dakika olmuş. Burada size değer katmanın mutluluğuyla, ondan sonra onun verdiği huzurla bu gece yatacağız. O zaman ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın arkadaşlar. Ve unutmayın, bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.